Uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, kardeşim var. Hazır cevap, esprili, sorgulayan biri. Onun da bir kızı var, kendi gibi. Hizmetin okullarından birine gidiyor. Daha 8. sınıfta. Anlatacağım hadise işte bu kızımızın başından geçiyor. Hem de çok yakın bir zamanda. İstanbul'da. İbretlik. Kızımız evleriyle okulun arası çok yakın olduğu için okula yürüyerek gelip gidiyor. O gün ders bitiminde günün de yorgunluğuyla okuldan çıkıp evine doğru yürümeye başlıyor. Sırtında çantası. Lakin okuldan 10-15 metre uzaklaşınca önünde yürümekte olan yaşlı kadın dikkatini çekiyor. Kadının ellerindeki poşetleri görünce yardım etmek istiyor. Gideceğiniz yere kadar yardım edeyim teyzeciğim. Yaşlı kadın teklifi teşekkür ederek kabul ediyor ve kızımız poşetlerden birkaçını aldıktan sonra yürümeye başlıyorlar. Ancak yaşlı kadın 3-5 adımdan sonra soruyor. Güzel kızım, hangi okula gidiyorsun bakayım? Kızımız da hafifçe geriye dönüp başıyla işaret ederek işte ben şu okula gidiyorum diyor. Yaşlı kadın bunun üzerine aa sen o hainlerin okuluna mı gidiyorsun? Bırak kızım bırak poşetlerimi. İstemem taşıma bırak diye çıkışınca kız elindeki poşetleri yere bırakıyor. Çok kısa bir süre yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atınca bak teyze bak şu gelen öğrenciler var ya biz hepimiz o okula gidiyoruz. Çatla patla deyip yoluna devam ediyor. Toplumda cemaat ve cemaat mensupları hakkında nefret tohumları ekenlerin unuttukları, gözden kaçırdıkları bir şey var. Kim bu çiftçiliği yapıyorsa bilmelidir ki nefret ekilmiş bir toplum toprağı kimseyi doyurmaz. Aksine zehirler. Nefret ektiğiniz toplum mutlaka sizi zehirleyecek. Hizmete el uzatacaksınız. Serum için. Allah'ın izni ve inayetiyle.